Evet, iyi akşamlar. İyi İyi akşamlar, merhaba. akşamlar. Nasılsın? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Sağ ol. Evet, deneme yapıyorduk. Biraz pratik yaparım, ondan sonra başlarım, tamam mı? Tamam. Gidesin ya. Es geht mir gut, danke schön. Und Ihnen? Danke schön. Evet. Was dein Hobby? Ich lese Buch, ich fahre Auto, ich höre Musik. Evet. Was dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist Fisch. Evet. Was dein Mein Lieblingsgetränk ist Cola. Lieblingsgetränk? Evet. Kola, pizzayı kullanmayalım. O bilinen bir şey olduğu için. O zaman sana şey derler. Ha, tamam. Normal Aferin, derler. aferin. Normal. Başka söyle derler. Mesela kafe, tea, orange zaft değil mi? Orange zaft. Değil mi? Zaft, aferin zaft. Evet. Wie ist das Wetter? Es ist Sonic. Evet. Wann ist Es heute? ist Nike. Evet. Wann ist heute? Ist heute. Ist Heute ist. Heute ist. heute ist. Nerede olsun? Bugün günlerden ne? Bugün günlerden Perşembe, Donnerstag, değil mi? Evet. Heute ist. Heute ist Donnerstag. Ya da es isteyebilirsin. Ama es'i kullandıktan sonra bir daha heute deme. Heute'nin yerine es kullan, tamam mı? Tamam. Was möchten Sie essen? Ich möchte Pizza essen. Was möchten Sie trinken? Ich möchte Apfelsaft trinken. Evet, aferin. Şimdi bu denemenin dinlemesini yaptırmıştım. Okumalarını beraber yapalım, tamam mı? Tamam. Evet, A'yı bir oku bakalım, buyurun. Sie haben viele Freunde in anderen Länder Evet. und möchten Bilink mit Ihnen telefonieren. Sie Evet. Ne diyor burada? haben viele Freunde Diğer ülkelerde an çok arkadaşım vardı, değil mi? evet. Evet, sonra? Und möchte Bilink mit Ihnen telefon. Bilink kalmaktı. Yok. Ucuz. Birlik ucuz. Onunla diyor ucuz. Evet. Ucuz. Birinden karıştırdım onu ben. Aynen. Evet. Ucuz konuşmak istiyorsun diyor. Ucuz konuşmak istiyorsun diyor. Değil mi? Ucuz telefon bilgisi arayacağız. Mesela bunlardan hangisi olabilir? Fiyatlarına bakmamız lazım. Evet. Yani İlk içeriğine de öncelikle. bakacağız. Hepsi telefondan bahsetmez. Mesela bir bakalım. Beşte eleman arıyorlar. Üçte Evet. kitapçı var. Bak, Uher kitapçı. Altıda yemekten bahsediyor. Dört Evet. olabilir. Bak, Anrufen diyor. Anrufen Weltweit. Dünya genelinde Anrufen. Anrufen telefonla aramak, değil mi? Onu biliyorsun. Anrufen. Evet. Bu olabilir, değil mi? Dört. Evet. Evet. O zaman ne yapacağız? Oraya dördü işaretleyeceğiz. Şu kutucuğa. B'yi oku. B'de ne diyor? Sie sollen für ein Fest etwas zum Essen mitbringen. Sie haben keine Zeit zum Evet, ne diyor burada? Kochen. Ne tür? Yok, soru sormuyor, cümle. Cümle burada. Yemeğe, bayram için, festival için, yemeğe. Festival için demeyin. Nereye gider? Nereye gidersin Etwas. Etwas neydi? Bir şeyler getirmek istiyorsunuz diyor, değil mi? Bir mitbringen. diyor. Evet. Sonra ne diyor? Ama diyor aşağıda ne diyor? Keine Zeit. Keine ne yapıyordu? Olumsuz yapıyordu, değil mi? Olumsuz, evet. Niye zamanı yokmuş? Yemek yapmaya Heh, aferin. zamanı yokmuş. Yemek, bir festival için, bir bayram için, bir kutlama için yemek yemeğe bir şeyler getirmek istiyorsunuz diyor. Mitbringen getirmek demek. Ama zamanınız yok. O zaman ne yapacaksın? Mecbur hazır yemek yapan lokantalardan yardım isteyeceksin. O da hangisinde var? Şeyde vardı, altıda vardı. Aferin. Aynen. Evet, oraya ne yapacağız? 6 yazacağız.
C'yi oku. C. Suchen eine Job. Sie wollen in einem Büro arbeiten. Evet. Sen diyor iş arıyor musun diyor. Arıyorsun diyor. Evet. Arıyorsun. Evet. Sie wollen in einem Büro arbeiten. Evet. Büroda çalışmak istiyorsun değil mi? Wollen istemek değil mi? Evet. Bak, Arbeit'in sonunda bak. Modal fiillerde asıl fiili son atmayı unutma, tamam mı? Tamam. Evet. İş arama. İş hangisinde var? Evet. Bir de sekreter aramadan bahsediyor. Evet. Diğerlere bakalım. O fitness center. Fitness. Yok, o da değil. O değil değil. Kitapçı o da değil. Dördü zaten evet. Eledik. Altıyı dedik. Beş. Beş de olabilir. Bakalım. Efendim ya. Bir temizlikçi. Beş temizlikçi. Beş evet. Eleman ama Zaubermachen bak. Weishwaschen çamaşır ütüden bahsediyor. Bu ev işleri. Orada büro işi arıyorlar. Ev işi aramıyorlar değil mi? Büro işi istedik. Sekreter. Büro işi dediğine göre sekreter olur o değil mi? Başka türlü olmaz yani. Evet. O yüzden oraya bir yazacağız. İşte dikkat edeceğiz tamam mı? Bir. Tamam. D'ye bak. D'de ne diyor? Habe eine Größe Wohnung. Sie brauchen Hilfe bei der Hausarbeit. Evet. Büyük bir eviniz var diyor. Evet. Brauchen ihtiyacı olmak. Onu unutmayın demişim. Brauchen ihtiyacı olmak. Yardıma ihtiyacınız var diyor. Neydi yardım? Yardıma ihtiyacınız var mı diyor. Var diyor. Yani soru değil bunlar. Normal cümle. Bu aşağıdaki bilgilerin özeti. Neyde yardım ihtiyacı varmış? Ev işlerinde. Yani az önce bir tanesini anlatıyordu değil mi? Hangisiydi o? Ütü yapma, çamaşır yıkama. Beş değil mi? Orada beşte. Evet. Evet. Oraya da beş yazdık. Evet. Edirne'yi yap. Edirne'de ne diyor? E'de. Sie arbeiten viel am Computer in Ihrer Freizeit möchten Sie Sport machen. Ihrer Freizeit möchten Sie Sport machen. Evet. Fitness. Evet. Fitness. Aynen. Orjus. Evet. Bilgisayarda çok çalışıyorsun diyor. Boş zamanınızda spor yapmak istiyorsunuz diyor. Geriye ne kalmıştı? İki kaldı. İki olabilir. İki kalıyor. Başka geriye ne kalmıştı? Bu önceki yaptıklarının üzerine çizgi çek. Elemek için. Daha rahat olmak için. Sona kaldığın zaman. Diğeri ne kalmıştı? Üçle. Altı kaldı bir de. Altı yaptık şeye. O yemek. Hazır yemek istiyordu ya. Ha evet. Yapmıştı. Evet. Üçle iki kaldı. Üç zaten kitaptan bahsediyor değil mi? O yüzden iki. Evet. O bir tanesini şaşırtmaca veriyorlar. Buraya da iki yazacağız. Evet. İşte bu hazır cümleleri, özetleri aşağıdan şişirerek bulmaya çalışacağız. Bu okumanın birinci bölümü. Şimdi gelelim okumanın ikinci bölümüne. Bak burada iki yazıyor. Bak göz var okumayla alakalı tamam mı? Şu tamam. Metni okuyacağız. Yanında iki tane cümle var, soru var. Bunu yandaki kutucuğa göre yapacağız. Her kutucuğun yanında iki tane soru var. Bu iki soru yandaki kutucukla alakalı. Tamam mı? Tamam. Önce metni okuyalım. Metni okuyalım. Zaman kaybetmeyelim. Direkt çevirisine bakalım. Okuman zaten güzel. Güzel hafta sonları biletten bahsediyor. Değil mi? Gültik geçerli demek. Evet. Çarşamba'dan itibaren saat 12'de pazartesiye kadar 3'te yolculuk yapabilirsiniz diyor Almanya'da diyor. Gruplar için diyor. 5 kişilik gruplar için ya da tek kişilik gruplar için diyor. O bilet vardır diyor. Değeri internette 39 euro ama gidip otogardan alırsan, istasyon alırsan 41 euro diyor. Demek ki internetten almak 2 euro daha ucuz değil mi? Evet. Evet. Birinci soruyu da neydi? Birinci soruyu bir oku bakalım. Biri. Kann man am Freitagabend mit dem Ticket fahren? Ne diyor burada? Cuma akşamı diyor. Biletle yolculuk yapılabilir mi diyor. Cuma akşamı. Orada ne diyor? Samstag. Ab Samstag. Samstag. Cumartesi'den itibaren.
saat 12, cumartesi saat 12.00 demek. 12'den itibaren diyor. Yolculuk yapılır diyor. Ama soruda cuma akşamı diyor. Cuma akşamı. Yani olmaz. Heh, o yüzden ne yapacağız? Nine. Nine yazacağız. Evet. 2'de ne diyor? Koste das Ticket beim Kauf am Bahnhof mehr. Evet. İstasyonda daha mı pahalı diyor. Bak orada mehr diyor. Mehr. Daha çok diyor. Ücret. Doğru mu? Yani istasyona evet. Daha pahalı. Evet. O yüzden ya'yı diyecek. Yok daha ucuz. Evet. Mehr. Mehr daha pahalı diyor. Bak orada kostet var. Mehr. Daha fazla. Evet. Ha, evet. Evet. Lesen im Park. Beraber yapalım. İşte bir parkta kitap sandıkları vardı. Bakın bu büher. Büher bakın çoğul halde. O çoğul kelimeleri ezberleyelim. Bakın soruyorlar. Çok çocuk kitapları var diyor. Okumak için diyor. Eve de götürebilirsiniz diyor. Çeşitli aktiviteler var diyor. Basteln, hamur işi, el işi bir şeyler yapmak. Amatörce bir şeyler yapmak demek. Basteln. İngilizceden gelen bir kelime. Grup çalışmaları vardı. Kağıt, kalem. Biz sizin için bizim kalemimiz var diyor. Sizin için. Bu cümleyi devrik yapmış. Normalde wir haben Papier und Stifte für dich demesi lazım. Bizim sizin için kağıtlarımız, kalemimiz var diyor. Üçü yap. Oku bakalım. İşte ne diyor? Darf man die Bücher nur im Park lesen? Evet. Sadece parkta diyor. Okunuyor. Yok. Eve de götürebilirsiniz tamam. Her yerde. Eve de götürebilirsiniz evet. Göre her yerde okunuyor. Nine. Evet, o yüzden nine olacak. Dördü yap. Müssen die Kinder Papier und Stifte mitbringen? Evet. Bir bakayım. Master. Evet, çocuklar kalem kağıt getirmek evet. Zorunda mı diyor? Yok. Heh, orada park kendiler evet. Veriyorlar, değil mi? Evet. O yüzden nine diyeceğiz değil mi? Nine diyeceğiz. Değil mi? Evet. 3 o da ev diyor. Bir bakalım. Evimi yeniliyorum diyor. Renovieren. Yeni evimi yeniliyorum diyor. 1 Ağustos'tan itibaren kiralamaya. Siz sorunuz var mı diyor. Varsa e-mail yazabilirsiniz diyor. Şu alttaki küçük bilgileri de yazın. Evet. 15 Temmuz saat 11. 18 Temmuz saat 3. 1 Ağustos'tan itibaren diyor. Evimi yenileyeceğim ben diyor. Sorunuz varsa diyor yazabilirsiniz diyor. 5'te ne diyor? Telefonla bilgi alınır mı? Burada. Yok. Yok o yüzden. Just nine. Çünkü telefon numarası vermiş. Evet. İnternet adresi vermiş değil mi? Evet. 6'yı yap. 6'ta ne diyor? Kann man die Wohnung am Vormittag sehen? Evet. Bak saatlere bak. En alttaki saatler var ya. Öğleden önce diyor ev görülebilir mi diyor. Yani. Evet. Öğleden önce. Saat 11'e göre. Saat 11 demiş bu ama. Bak 11 öğleden önce olmuyor mu? O yüzden. Evet. Ya. Evet. Bu okuma bölümünün ikinci bölümü. Şimdi okumanın üçüncü bölümünü yapacağız. Buradaki bilgilere bakacağız. Hangisini anlatıyorsa aşağıdaki resimlerden bulmaya çalışacağız. Verboten yasak demek. Çok basit bir bölüm burası. Çok zevkli bir bölüm. Evet. Burada ne yazacakmış? Telefon değil mi? Mit Handy. Değil mi? Evet. Hastanede bak. Liebe Besucherinnen. Bayan ziyaretçiler. Ve erkek ziyaretçiler. Bak çoğul yapmayı anlatmıştım. Sonunda in olan bayan yapıyordu değil mi? Evet. Sonunda in gelen kelimeyi çoğul yapmak için de en getiriyorduk. Besucher de erkek ziyaretçiler anlamına geliyor. Erkeklerde ek gelmiyordu zaten. O yüzden telefon yasak hangisinde var? Üzerine kırmızı işaret olacak. 5 değil mi? 5'te var değil mi? Alo. Sesim geliyor mu? Evet hocam 5'te. Tamam. Diğerinde ne yasakmış? B'de ne anlatıyor? Kuhhefrische Salat falan. Taze salata var diyor değil mi? Tamam. Uygun menüler var diyor. Yemekten bahsediyor. Zaten Gasthaus diyor. Evet hangisinden bahsediyor? 2'den bahsediyor hocam. Ama burada yasak diyor. Bak üzerine çizik çekmiş. He. Burada yemek var olduğu yerde... Ha, yasak değil ama. Güzel yemeklerimiz var diyor. Evet. 4 değil mi? Aşçı var burada bak değil mi? 4 evet. Yasak olursa üzerinde kırmızı çizgi olur. Burada yasak yok. Yemeklerimiz var diyor yani. Reklam yapıyor.
Evet bak C'de yasak var bak. Verboten. Ne yasakmış? Rauchen. Rauchen neydi? Sigara içmek. Heh, hangisinde bu? Sigara. Yasak olduğu zaman üzerinde kırmızı çizgi olur. Bir de. Heh, buraya da bir yazacağız. D'de lütfen küpenizi ilgilenin diyor. Line, o küpe tasma var ya, tasma. Line. Tasmanızı alın diyor. Küpenizi parkta diyor, tasmasıyla beraber gezdirin diyor. Tasmayı kullanın diyor. Bakın, Liebe, Kunde, Besitzer, köpek sahipleri. O da hangisini anlatıyor? Altıda anlatıyor. Evet, unutma. Line, tasma demek. Edirne'de Aynen. ki olay ne? Edirne'de. Burada yasak yok, değil mi? Evet. Hızlı bir şekilde otobüs ve uçuş merkezinde Bilet indirim var diyor. merkezin. Bilet indirim var diyor. Edirne'de. Evet. Evet. En uygun ulaşım orada anlattıkları 3, değil mi? Evet. Bunu dinlemeyi zaten yapmıştık. Okumayı bitirdik. Okuma 3 bölüm. Okuma 3 bölüm yaptık bunları. Her biri 10 puan, 30 puan. Tamam. Tamam. Dinlemeler yapmıştık zaten. Başka dinleme açacağım ben sana. Bu sınav başvuru formuydu. Onu nasıl dolduracağını gösterdim. Bu yazmayla Evet. alakalı. Onu da yaptınız, gönderdin sen. Evet. Yazmalarda aynı fiili kullanacağız. Değiştirmeyin. Tamam mı? Tamam. Sorunun geliş şeklini değiştirme. Bak. Wie lange möchtest du bleiben? Bleiben sondaysa sona yaz. Tamam mı? Evet, onu anladım. Evet. Bir konular yeni bitti. Öğrendin de acemilik var. O da zaman ister tabii ki. Mesela Evet, biraz deyin. acemilik var. O da Strese zaman giriyorum bir de biraz acemilik. öğreneceğiz, öğreneceğiz, yapacağız. Acemiliği atmak da zaman ister. Mesela Wein bringst du mit, kimi yanına getirirsin diyor. Orada mit'i sona atacağız. Bak sondakini sona atacağız, tamam mı? Tamam. Ben satersini yaptım. Daha yeni öğrendik. Şimdi konular daha yeni bitti. Mita şey yazdım. İşte Evet. aile bilen fiilleri de unutma. Sondakini sona atacağız. Mit sona gider. Ve her birinde ayrı ayrı bağlaç kullan. Bak bağlaç kullanmazsan yine sıfır. Her cevapta ayrı ayrı bağlaç kullanacaksın. Ne zaman zamanın var? Pazar günü saat 10'da. Den çünkü tatildeyim. Den ich habe Urlaub diyebilirsin. Den ich habe frei am Sonntag 16 Uhr diyebilirsin. Ya da den ich arbeite nicht diyebilirsin. Orada yorum yapacaksın. Ne kadar süre kalacaksın? 2 gün kalacağım mesela. Biliyorsun Vlaange'de sayı verecektik. Evet. Ich habe Urlaub, 2 Tage, 2 gün tatildeyim diyebilirsin. Kimi getiriyorsun? İşte Ayşe'yi getireceğim diyeceksin mesela. Konu neyle alakalı? Berlin'le alakalı. O Ayşe'yi tartacaksın ondan sonra. Ayşe Berlin'de oturuyor. Ayşe işte Almanca konuşuyor. Ayşe arkadaşımdır diyebilirsin. Ich bringe Ayşe mit. Nokta. Denn Ayşe ist meine Freundin. Und Ayşe kann gut Deutsch sprechen. Und nokta. Çok cümleyi und'la uzatma. Nokta. Ayşe wohnt in Berlin. Çünkü Ayşe Berlin'de yaşıyor, oturuyor anlamında. Altıda en sonda Liebe Grüße Kamil yazacaksın. Zaten şurada Liebe Grüße var. Buradan alıp aynen aşağıya indireceksin. Ama kendi adını yazacaksın. Yoksa sıfır. Tamam. Tamam. Evet, konuşma sınavında önce kendini tanıtacaksın. Bunları yapmıştık, hatırlayın. Ondan sonra Evet. da bu gülen yüz. Bir daha konuşma yapalım. Olur mu? İster misin? Tabii ki de hocam, siz Tamam. nasıl derseniz yani. Tamam, teşekkür ederim. Aferin. Konuşma yapalım. Ondan sonra da ben başka bir sınavın dinlemesini açayım. Tamam mı? Tamam. Önce kendini tanıt. Stellen Sie vor. Mein Name ist Kamil. Evet. Ich bin 17 Jahre alt. Ich bin Student. Ich lese Buch. Ich fahre Auto. Ich höre Musik. Ich komme Ich aus studiere Bulgarien. in Schule. Ich komme aus Bulgarien. Evet. Ich wohne in Ich Berlin. studiere, evet. Onlar girme, Ich sadece studiere in Schule. Okul söylemeyeyim öyle mi? yok, onu girme. Sen ich komme aus Bulgarien. Söyle, ich komme aus. Memleketini söyle. Ich komme aus Bulgarien. Ich Ondan wohne in sonra ich Kerbal. wohne. Evet, aynen.
Şimdi bu gülen yüz. Bununla ilgili dört tane kelime seçeceksin. Bununla ilgili konuşma yapacağız. Hangisi seçersin? Buyurun. Üçer tane cümle söyle bunlarla ilgili. Tam hobilerden başlayalım zaten. Buyurun. Ha, Söyle. ich höre müzik, ich lese buch, ich fahre auto. Tamam. Şimdi Sprechen'den sana devam edelim. şimdi bunlarla Tamam ilgili hocam. sana soru soracaklar. Was für Auto fahren Sie? Aa, ich fahre Mercedes. Evet, aferin. Welche Musik hören Sie? Ich höre pop müzik. Evet, aferin. Bir tane daha seç. Başka no. Başka. Aa, spreche. Evet. Ich spreche Deutsch. Ich spreche Türkisch. Ich spreche Bulgarisch. Evet. Sprechen Sie Deutsch? Ja, ich spreche Deutsch. Evet. Wer ist dein Deutschlehrer? Mein Deutschlehrer. Ist Ben nerede? ist İst. Mehmet mesela. Mehmet. Evet. Aynı fiili kullanacağız. Bak fiili kullanmadan cümle kurma. Fiilsiz Evet. cümle olmaz. Bak en basit cümle ne Almanca'da? Ich bin Kamil değil mi? Ben Kamil oldum. Unutmayın bak fiilsiz cümle olmaz. Tamam mı? Tamam. Başka bir tane seç. Hangisi seçersin? Lieblingessen. Evet. Meine Lieblingessen ist Fisch. Mein Lieblingessen ist Torte. Mein Lieblingessen ist Pommes. Pommes, evet. Magst du Pommes? Ja, ich mag Pommes. Evet. Mit wem essen Sie Pommes? Evet, aynı fiil, aynı eden. Ich esse Pommes mit Mit. Ayşe. Evet, aferin. Bir tane daha seç. Ne olsun? Sport seç, Sport hep sport. Evet, seçiyoruz. evet. Tamam. Ich spiele Fußball. Ich spiele Basketball. Ich spiele Tennis. Evet. Mit wem spielen Sie Fußball? Mit wem? Ich spiele Fußball mit Ali. Evet. Fußball değil mi? İki S'yi S diye okuyoruz. Evet. Evet, Fußball. Evet. Aferin. Sonra resim seçme. Hangisiyle ilgili, hangi resimle alakalı çok kelime biliyorsan o resmi seçeceksin. Şu yukarıda sabit dört soru dediğimiz dört tane soruyu cevaplayacaksın. Ne görüyorsun? En az beş tane kelime söyleyeceksin. Kimi görüyorsun? Bu kişiler neredeler ve ne yapıyorlar? Mesela ayakkabıcıyı seç. Ne dersin? Evet. Ayakkabıyı seçtik. Was sehen Sie? İzlehe. İzleyeke Şuhe. Şuhe. şuhe man Evet. und Frau. Mesela şapka var. Hut. Değil mi? Evet. Gözlük, brille, ceket, mantel, yake, hoze, ua, saat var mesela. Şahtel mesela, kutu var. Peki kaç kişi görüyorsun? Wie viele Personen sehen Sie? Ich fühle zwei Personen. Zehenzi. Ich sehe. Ich sehe zwei Personen. Bu kişiler neredeler? Ayakkabı mağazası. In Buchladen. Söyle bakalım. Pardon. Schuhladen. In Schuhladen. Şuhladım. Bir daha söyle. İn In. şuhladım. In. İn şuhladım. Şimdi soruyorum. Biliyorsun ki her vo'da in diyecektik. Wo sind. Zind'i kullanacaksın. Bak fiilsiz cümle olmaz. Wo sind diese Personen? Sind in şuhladım. Önce özne. Yok. Diese Personen, bu kişiler. Dieser Personal sind in şun ya Schubladen, Schubladen. şuhladım, Evet. şuhladım. Ne yapıyorlar? Ayakkabı alıyorlar diye. Was machen diese Personen? Diese Personen ayakkabı alıyorlar diye. Kaufen, kaufen. Kaufen Evet. Schuss. Evet. Evet. Şimdi diyalog bölümüne geçtik. İlk önce sana derler ki adam olmak istersin, bayan mı? Bist du Mann oder Frau? Ma. Evet. Welche Schuhe kaufen Sie? Şimdi ben soracağım sen cevap vereceksin. Sınavdasın. Diyalog yapıyoruz. Facet sınav görevlisi sana soru soruyor. Welche Schuhe kaufen Sie?
Ich kaufe Sportschuhe. Sportschuhe. Welche Farbe ist es? Fußballschuhe. Evet. Welche Farbe ist es? Welche Farbe ist es? Es ist rot. Ya da schwarz, değil mi? Siyah diyelim. Schwarz, evet, değil mi? Bana fiyatını sor. Was kostet es? Es kostet mesela 15 euro. Peki wie viel Nummer? Wie viel Nummer tragen Sie? Giymek fiili tragen Sie? Ja, ich trage 43 Nummer. Evet, aferin. Aferin. Probieren denemek demek. Ayakkabıyı dener misiniz? Probieren Sie. Bak fiille başladım. Çevir kaldığı yere devam et. Probieren Sie şu he. Ja, ich probiere. Ich probiere. Ja, ich probiere sind Schuhe. Yok, sind'i kullanma, olmayanı getirme. Onu kullanmadım ben. Ben probieren Sie sind demedim. Bak, bir cümlede bir fiil kullanacağız. İki fiil olmaz. Probieren Sie Schuhe, çevir kaldığı yere devam et. Sen kendini zorlaştırıyorsun. Çevir kaldığı yere devam et. Sind'i getirme. Evet, hadi. Ich probiere. Ja, probiere Schuhe. Olmayanı getirme. Ha, orada sind yok. Sind'i şeyde sordum ben. Şu dördüncü soruda sordum. O da sen dedin ki diese Personen sind in Schuhladen. Sakın ha olmayanı getirme. İşi daha bir de zorlaştırma. Çevir kaldı yerine devam et. Sorunun geliş şeklini değiştirme. Bir de bir cümlede bir fiil kullan. İki fiil kullanma. İki fiil cümleler şeyde B1 konusu. Onu ileride göreceksin. Tamam mı? Tamam. Şimdi başka bir şey açacağım. Başka bir dinleme. Onu yapmaya çalış. Kağıt kalemini hazırla. Tamam. Evet. Hazırım hocam. Evet. Dinleme açacağım. Yapmaya çalış. Nasıl yapacağımı biliyorsun zaten. Resimleri evet. Yakalamaya çalışacaksın. Hemen açıyorum. Hemen açıyorum. Evet. Hazır mısın? Aha. Evet hocam. Tamam. Aferin. İleriye aldım. Österreichisches Sprachdiplom. Texte zu den Fotos. Sie hören jeden Text einmal. Welcher Text passt zu welchem Foto? Schreiben Sie die Nummer des Textes unter das Foto. Achtung, ein Bild ist zu viel. Text 1. Bitte beachten Sie. Wegen einer Störung kommt es bei mehreren Zügen zu Verspätungen. Intercity Express 124 von Zürich nach Frankfurt mit Planankunft 16.15 Uhr ist voraussichtlich 30 Minuten verspätet. IC 513 von Stuttgart nach Dortmund kommt um 16.20 Uhr an. Die Abfahrt verschiebt sich um 10 Minuten. Wir bitten um Verständnis. Text 2. Lass mich mal kurz mithören. Was hast du denn da für Musik? Das sind neue Lieder von meinem Bruder und seiner Band. Wie findest du sie denn? Ziemlich gut. Tolle Rhythmen. Und die Stimme von deinem Bruder ist wirklich schön. Wann hat er denn sein nächstes Konzert? Ich glaube im November. Da könnten wir eigentlich hingehen, oder? Text 3. Das Basilikum riecht aber gut. So richtig frisch. Wo hast du denn das gekauft? An einem neuen Stand auf dem Markt. Das Gemüse dort hat wirklich super ausgesehen. Und was wollen wir jetzt kochen? Also, ich habe da ein neues Rezept gefunden. Gratinierte, gefüllte Tomaten. Das würde ich gerne ausprobieren. Text 4. Liebe Kundinnen und Kunden, heute ist wieder langer Einkaufsdonnerstag. Über 130 Fachgeschäfte sind für Sie bis 21 Uhr geöffnet. So können Sie Ihre Weihnachtseinkäufe in Ruhe erledigen. Sie brauchen eine Pause zwischen Ihren Einkäufen? Zahlreiche Restaurants und Cafés erwarten Sie auf den Ebenen 0 und 1.
Text 5. Uch, die Ski sind ja ganz schön schwer. Ach, das schaffen wir schon. Ich glaube, in 10 Minuten sind wir oben. Na, hoffentlich. Ich freue mich schon aufs Runterfahren. Der Schnee ist ja genau richtig zum Skifahren. Und mit dem Wetter haben wir auch großes Glück. So viel Sonnenschein im Winter tut uns sicher gut. Evet, cevapları veriyorum. 1. Bursa. 2. Adana. Yani A. Evet, evet. 3. D. 4. Fransa. Evet. 5. Ceyhan. Evet hocam. Kaçta kaç yaptık? 5'te 5. Vallahi süper, bravo. Evet, şimdi boşluk doldurma bölümü. Hemen açıyorum. Aufgabe 2. Text 2 mal. Hallo, ich bin's, Verena. Ich rufe dich wegen Michaels Geburtstagsparty an. Michael hat mir heute die Einladung gegeben. Die Party ist in einer Woche, und zwar nächsten Freitag. Das Fest beginnt recht spät, nämlich erst um 21 Uhr. Michael feiert in seiner Wohnung. Die Adresse ist Eichenstraße Nummer 45. Ich buchstabiere E-I-C-H-E-N Straße. Wir könnten uns ja vorher treffen und dann zusammen hinfahren. Am besten wir treffen uns vor der Post und fahren mit dem Bus Nummer 14 zu Michael. Ruf mich doch kurz zurück und wir reden noch mal genauer darüber. Meine Telefonnummer ist 0699 84 60 637. Evet, ikinci gelecek şimdi. Bu bölüm iki sefer. Sie hören den Text jetzt zum zweiten Mal. Hören Sie gut zu und kontrollieren Sie Ihre Antworten. Hallo, ich bin's, Verena. Ich rufe dich wegen Michaels Geburtstagsparty an. Michael hat mir heute die Einladung gegeben. Die Party ist in einer Woche, und zwar nächsten Freitag. Das Fest beginnt recht spät, nämlich erst um 21 Uhr. Michael feiert in seiner Wohnung. Die Adresse ist Eichenstraße Nummer 45. Ich buchstabiere E-I-C-H-E-N Straße. Wir könnten uns ja vorher treffen und dann zusammen hinfahren. Am besten wir treffen uns vor der Post und fahren mit dem Bus Nummer 14 zu Michael. Ruf mich doch kurz zurück und wir reden noch mal genauer darüber. Meine Telefonnummer ist 0699 84 60 637. Evet, cevapları veriyorum. Günlerden Freitag, tamam. Cuma günü olacak. Evet. Günlerden Cuma, Freitag. Evet. Saat 21. Evet. Adres Eichenstraße, Eichen. Edirne, İskenderun, Ceyhan, Hatay, Edirne, Niğde. Bu yakalabildik mi bunu? Evet. Bunu Eichen diyor. Bak biz neyi I diye okuruz? E-I diye. Biz neyi H diye okuyoruz? C-H'yi. E-I-C-H-N diye yazılıyor. Okuma kuralına göre yapacağız. En doğrusu toplu olarak söylediği zaman yakalabilmek. Otobüs numarası 14. 14. Bus numara 14. Evet. Telefon evet. numarası 846 06 37. Evet. Hangilerini yakalabildik? Hepsini yakaladım. Su Erstein mı? Eichen mı? Bu yeri Eichen, evet orada bir hatam var hocam. Tamam, aferin, yine iyi, aferin. Gayet güzel. Şimdi şu üçüncü bölümü yapalım. Dinleme üçüncü bölüm. Yazın diyor, en çok neyi yapmayı seversin diyor. Bunu yapalım. Hemen açıyorum. Evet. Evet, hemen açıyorum bir saniye.
İleriye aldığım zaman kazanmak için. Aufgabe 3. Was machen Sie? Sie die richtigen Antworten an. Pro Person gibt es nur eine Antwort. Sie hören die Texte einmal. Entschuldigen Sie, wir machen gerade eine Umfrage. Was machen Sie im Sommer am liebsten? Text 1. Ich liebe die Sonne und darum fahre ich im Sommer gerne in den Süden, fast immer eigentlich ans Meer. Dort kann ich viel schwimmen und den ganzen Tag am Strand liegen. Ich schwimme total gerne, ich entspanne mich dabei und für meinen Rücken ist das Schwimmen auch das Beste. Text 2. Im Sommer an den Wochenenden, da fahre ich am liebsten in die Berge, meistens zusammen mit Freunden. Wir wandern oft den ganzen Tag. Für mich ist das sehr erholsam. Zu Hause bleiben und im Garten grillen? Nein, sowas möchte ich nicht. Ich bin in meiner Freizeit lieber aktiv. Text 3. Was ich im Sommer am liebsten mache? Im Garten sitzen, Freunde einladen und zusammen grillen. Letztes Jahr habe ich sogar einen Grillkurs besucht. Das war sehr interessant. Fahrradfahren oder schwimmen? Nein, das ist mir zu anstrengend. Sport ist nichts für mich. Text 4. Im Sommer, wenn es so richtig heiß ist, bin ich am liebsten im Wasser. Ich wohne am See und meistens gehe ich schon ganz in der Früh schwimmen. Dann fahre ich zur Arbeit und am Abend gehe ich dann noch einmal schwimmen. Das ist für mich das Schönste. Text 5. Ich bin begeisterter Radfahrer. Und im Sommer bin ich oft mehrere Tage mit dem Fahrrad unterwegs. Meine Familie und ich, wir nehmen das Fahrrad auch in den Urlaub mit. Wandern finde ich nicht so schön. Ich bin lieber ein bisschen schneller unterwegs. Evet, cevapları veriyorum. Hazır mısın? Tamam, evet hocam. Birincisi yüzmek, schwimmen. Yüzmek. Evet. İkincisi wandern, dağ yürüyüşü, dağda gezmek. Evet. 3 grill kebap yapmak. Hı hı. 4 de yüzmek. 1 4 yüzmek. Evet. 5 de radfahren bisiklet sürmek. Evet. Kaç doğru? Hepsi doğru. Evet, bravo. Evet, harikasın. Gayet güzel. Evet. Bunlar da demek ki dinleme yaptık az önce. Evet. Gayet güzelsin, aferin. Bu neydi? Sınav başvuru formu. Bunu doğru dolduracağız. Buradan 5 puan istiyorlar. Forname adını yazacaksın. Nahname soyadını, Geburtsdatum, doğum tarihi, gün, ay, yıl, aralarına nokta koyarak. Adresini yazacaksın şu büyük kutucuğa. Türkçe yazabilirsin. Küçük kutucuğa da evinin numarasını. No yazmana gerek yok. Direkt 26, 100, 5, 10. Direkt sayı yazıyorsun. Post, light, sağ ol, posta kodu. İşte Bulgaristan'daki bulunduğun Varna değil mi? Varna'da oturuyordun. Onun posta evet. kodu. Ort, yer demek. Buraya işte Varna yazacaksın. Mahalledeki adresini verdiğin yerin adı Varna. Beruf, meslek diyor. Mesleği yazarken cümle kurmayacaksın. Sadece student. Sen öğrenci olduğu için student yazacaksın. Alttaki orta sınava gireceğin yer. Mesela Bulgaristan'da başka bir yer ismi söylemişsin. Nerede? Sofia mıydı? Evet. Mesela oraya Sofia, altta da sınava gireceğin yer, altta da tarihi. Unter Schrift de imza. Olay bu. Tamam? Tamam. Bundan 5 puan veriyorlar ama yazma sınavında başarı olursan 5 puan veriyorlar. Yoksa bunu sana kuru kuru vermiyorlar. Dediğim gibi önce yemek yiyeceğiz. Yemeği yemene tatlı yok. Önce bu soruları cevaplayacağız. Ben sana bunları atarım. Yazıp bana WhatsApp'tan gönder. Kontrol ederim, tamam mı? Tamam. Bak çok basit. Willst du? Fiille başlamış. Çevir. Kaldığı yerden aynen yaz. Sırayla soru işaretine kadar. Kannst du? Çevir. Kaldığı yerden sırayla aynen yaz. Çok basit. Tamam? Tamam. Başka bir fiil getirme. Başka bir şey ekleme. Sorunun geliş şeklini bozma. Ne istese onu ver. Ama her birine ayrı ayrı şey yap. Yorum yap. İkinci soruda iki tane soru var. Bir de zaten Van Hasu Said de diyorlar.
zamanın ne zaman vaktin var diye. Van Hal Society her sınavda soruyorlar. Joker bir soru yani. Bunu mutlaka öğrenelim. Ne zaman vaktin var diye her zaman soruyorlar. Evet. Konuşma sınavı gördüğün gibi kelimeler var. Bunlarla ilgili diyalog yapacağız. Mesela bunlardan hangi seçersin? Müziği seçerim. Evet, söyle. Ich höre Pop Müzik, ich höre Rock Müzik, ich höre Müzik. Evet, peki welche Musik hören Sie? Ich höre Pop Müzik. Pop Müzik, pop diyelim, Pop Müzik. Değil mi? Pop Müzik, evet. Evet. Tamam. Peki en sevdiğin sanatçı kimdir? Wer ist dein Lieblingsstar? Star. Mein Lieblingsstar ist Tarkan. Evet, evet, aferin. Bir tane daha seç. Kino olsun. Tamam. Söyle. Ich gehe ins Kino, değil mi? Ins Kino, değil mi? Ins Kino. Ich gehe, zayıf fiillerde edat kullanacaktık. Ich gehe ins Kino, değil mi? Ich mag Kino, sinemayı severim. Ich mag Film, değil mi? Evet. Peki sana sorarlar şimdi, böyle dediğin için. Hangi filmi seviyorsun diye. Welchen Film sehen Sie? Ich sehe La Casa de Papel. Evet, mesela. Özel isim kullanabilirsin. Evet. Evet. Ondan sonra diğer resimli bölüm var. Bakın resimli sınav var. Az önce yapmıştık ya. Kıyafet, ayakkabıyla ilgili konuşmuştuk. Bak burada kıyafet mağazası var. Kıyafet mağazasıyla ilgili şu yukarıdaki 4 soruyu cevaplayacaksın. Ben vaktimiz az diye ben yardımcı olmak istiyorum. Bir dinlesen sadece. Yoruldun çünkü. Neyi görüyorsun? İzehe, Hemd, Man, Frau, Tayşe, Kleiderladen değil mi? Kıyafet mağazası değil mi? Evet. Kaç kişi görüyorsun? İzehe, Zivay, Personel. Bu 4 soruyu her resim çektiğin zaman açıklamak zorundasın. Ondan sana soru sormuyorlar bununla alakalı. Bazen soru da mesela ikinci soruda kaç kişi görüyorsun dediğin zaman, 2 kişi görüyorum dediğin zaman bayan genç mi, adam bayan güzel mi, adam genç mi? Adamın tişörtü var mı? Kadın sarışın mı diye sorular bazen nadiren de olsa. Bu kişiler neredeler? Üçüncü soruda. Diese Personen sind in Kleiderladen. Was machen diese Personen? Diese Personen kaufen Hemd. Gömlek alıyorlar. Bu şekilde bu sabit 4 sorudaki cevapları söyleyeceksin. Resmi çektikten sonra. Şunu unutmayın. En çok hangisiyle ilgili kelime biliyorsanız o resmi çekin. Mesela bir de şu var. Bir alışveriş resmi var, bir de muhabbet resmi var. Şimdi bak, 3 muhabbet resmi. Nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun? Orada adamın sana ne soracağını bilemezsin. 1 alışveriş resmi. Alışveriş resminde sana ne soracağı belli. Gömlekle ilgili soru soracak. Ne renk, ne kadar, kaç beden giyiyorsun diye sorarlar mesela. Onu ileride yapacağız. Hangisi daha kolay sence? Yani alışveriş resmini seçmek mi daha kolay, muhabbet resmi seçmek mi daha kolay? Alışveriş çünkü yani evet. Orada adamın ne soracağı ne yapıldığını görüyoruz. Aynen adam muhabbet isminde sana tutar asker arkadaşını sorar mesela. Sıkıntı yaşarsın mesela. En iyisi unutmayın bunu. Alışveriş resmi seçmek. Tamam? Tamam. Bak bunlar çok önemli diyorlar. Önemli bilgiler bunlar. Bir de dediğim gibi en çok hangisiyle ilgili kelime biliyorsan o resmi seç senin için avantaj olur. Bakın bunlar büyük bir ipucu yani. Büyük bir yardım. Büyük bir destek yani. Destek bilgi. İpucu. Bunları unutmayın. Demek ki bir alışveriş resmi var. Bir de muhabbet resmi var. Sohbet etme resmi var. Mesela 3 sohbet etme resmi. 3'ü dersen adam sana her şeyi sorar. Ama biri seçersen için daha kolay olur. Alışveriş resmi olduğu için sana tutup da burada asker arkadaşını soramaz. Çünkü resimde kıyafet mağazası. Kıyafet mağazasıyla ilgili sorular sorar. 2 de yeme içme var. O da kolay aslında. 2 de kolay. Ama 3 muhabbet resmi olduğu için, sohbet resmi olduğu için 3'ün soruları daha zor gelebilir. Tamam? Tamam. Bunları unutmayın. En çok hangisiyle ilgili kelime biliyorsanız onu seçin. Bunlar çok önemli. Evet.
Bu resimde çektikten sonra şu dört sabit soruyu cevaplayacaksın. Tek tek istiyorlar. Ondan sonra tamam. Da diyalog bölümüne geçersiniz. Adam der ki bayan mı olmak istersin? Erkek mi? Ya da müşteri mi olmak istersin? Garson mu? Ondan sonra da sana onunla ilgili sorular soracaklar. Cevap vereceksiniz. Diyalog bittikten sonra sen de ona sesin resimle ilgili iki tane soru soracaksın. Konuşma sınavı böyle gerçekleşiyor. Tamam? Tamam. Mesela alışveriş resminde alıcı mı olmak istersin, satıcı mı olmak istersin diye sorarlar. Alıcı olacağım der. Satıcı olmak istiyorum dersen o zaman bana soru sor der. O zaman sorular sen sorarsın. Alıcı olmak daha iyi. Sorular o sorsun. Sorular hazır geldiği için daha rahat cevap verirsin. Her zaman alıcı olalım. Bist du Käufer oder Verkäufer diye soracak. Ich bin Käufer diyeceğiz. Tamam? Tamam. Käufer alıcı demek. Kaufun fiilinden yapılıyor. İş yapanı göstermek için onları getirirsin. Evet. Olay bu. Evet, bunları sana atacağım. Bunların mektuplarını bana yaz at. Bu şekilde devam edeceğiz, tamam? Tamam hocam. Hadi, iyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.